Türkiye'nin traktörü New Holland marka TT55 traktörün yanındayız arkadaşlar. 2021 modelin bu segmentteki son traktörü olabilir. Emisyon değerlerinden dolayı Avrupa standartları gereği çevreci motorlar çıkacağı için bu traktör serisini almak isteyenlere faydalı bir video olacağını düşünüyorum. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çiftçisin sen, Çiftçi Kal kanalından yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. New Holland TT55 Türk traktörün segmentindeki en iyi traktörlerden birinin yanındayız. Bu seri biliyorsunuz Türkiye'de çok iyi tuttu. 2021 yılından sonra üretimi sonlanacak diye bir duyumlar alıyoruz artık. Çünkü emisyon değerlerindeki Avrupa standartları gereği motorlar artık daha çevreye duyarlı olacağı için 2021 modelin son traktörünü belki şu an görüyor olabilirsiniz. Traktörümüzü yakından inceleyerek bu seriyi belki son alacaklara bir faydalı video olur. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi traktörün ekipman kolları, el gazı, arka damper kaldırma kolu, pulluk hassasiyetleri, kuyruk mili debriyaj kolu, takviye, kuyruk mili kolu, koltuğumuz yağmur kanallı su toplaması için gayet hoş, güzel bir New Holland arması şeklinde traktörümüz oldukça kullanışlı. Traktörün gösterge paneli hala 2000'li yıllardan beri aynı. Bir değişiklik yok. T580B'lerde dijital ekran var ama bunlar da yok. Artık zaten dediğim gibi serinin son ürünleri. Çalıştıralım traktörü. Evet arkadaşlar, sesini duyuyorsunuz. Bir canavar gibi kükrüyor maşallah. Birazdan araziye çıkacağım. İzlemeye devam edin. Yani bu serilerin, TT serilerinin, Türk traktörün en güzel serileri diyebiliriz. Çok tutuldu biliyorsunuz bu traktör Türkiye'de. Çiftçinin yardımcısı oldu bu zamana kadar. Artık dediğim gibi emisyon değerlerinden dolayı artık bu traktörler emekli olabilir. Onun için son fırsatları değerlendirin. Eğer imkanınız varsa almaya çalışın arkadaşlar. Şimdi arazide bir kaç tur yapalım. Bir sesini dinleyin. Evet arkadaşlar, traktör saat gibi çalışıyor maşallah. Saat gibi. Sesi duyuyorsunuz. TT55 tarla tipi. Adeta arazi toprağa işleyeceğim diye yalvarıyor. Tak bana beşli pullu çekeyim diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi traktörün kaputunu açıp biraz da kaputtan bahsetmek istiyorum, motorundan. Benim bu motor, yani TT serisi, çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani çok sağlam motorlar. Bunlarda teferruat çok yok öyle. 580'ler gibi. Shuttle yok bunlarda. Power shuttle yok. Ondan sonra bunlarda teferruat olmadığı için bu traktörlerin arıza vermesi diğerlerine göre daha az. Çünkü mekanik aksamlı bir traktör olduğu için sürekli sanayiye göndermenize gerek yok güzel kullanırsanız. Yani çiftçiyseniz, fazla da geliriniz yoksa mekanik aksamlı traktörler almayı tercih edin arkadaşlar.
Çünkü bunların dediğim gibi arıza çıkarması bir ihtimal. Güzel kullandıktan sonra yine tercih tabii değerli çiftçilerimizin, biz sadece çiftçimizi bilgilendirmenin peşindeyiz. Evet arkadaşlar, traktörün motorundan biraz bahsetmek istiyorum. Ne marka ürün kullanıyor New Holland? Genellikle orijinal markaları tercih ediyor. Turboya baktığımız zaman görüyorsunuz Holset bir İngiliz marka turbo kullanmış ve bunu 3 silindirli motorla bize sunuyor. 2.9 litre silindir hacmi. Gayet hoş bir traktör. Neden? Yakıt yönünden, yani bu devirde ekonomik bir motor. Hem güç olarak performans verdiği için tercih etmemize neden oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pompası boş marka. Traktörün gerekli diğer ekipmanları zaten CNH ağırlıklar olsun. Turbo intercoil motor. Bu da tabii ki turbo olduğu için üstün bir performans sağlıyor. Evet arkadaşlar, bu egzoz fabrika çıkışlı olarak dik olarak geliyordu. Biz bunu aşağı aldırdık çünkü bizim arazilerde, yani ova gibi bir yer olmadığı için ağaçlık yerlere de sokuyoruz, karar gelmesin diye. O yüzden aşağı aldırdık egzozu. Böyle aldırma imkanınız da var. Bayilerden bu motoru almak isterseniz hemen fırsatları kaçırmayın. Çünkü dediğim gibi artık serinin son traktörleri olabilir. Kullanacak olan arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve traktörün tarladaki performansını daha ileriki zamanlarda havalar ısındığı zaman pulluklarla göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Orada daha iyi bir çekişini, şeyini, her şeyini göstereceğiz inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Çiftçisin Sen Çiftçi Kal kanalında görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.